Efendim iyi günler. Ankara Masası'na hoş geldiniz. Ankara Masası'nda bugünkü konumuz Türkiye-Amerika ilişkileri olacak ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Amerikan Başkanı ile yaptığı görüşme, G20 zirvesinde, Roma'daki G20 zirvesinde yaptıkları görüşme olacak. Tabii iki taraftan da açıklamalar geldi, benzer ifadeler yer alıyordu. İlişkileri güçlendirecek bir mekanizmanın kurulmasından söz edildi. Onun dışında stratejik ortaklığın devam ettiğinden bahsedildi, NATO'dan bahsedildi. Ve tabii sadece Amerika Birleşik Devletleri ile değil, diğer ülkelerin, NATO üyelerinin ve G20 aralarında G20 üyesi NATO ülkelerinin bulunduğu liderlerle de Cumhurbaşkanı Erdoğan bir araya geldi. Ama en dikkat çeken başlık tabii ki Amerikan Başkanı Joe Biden'la yapılan görüşmelerdi. Buradan nasıl bir sonuç çıkacak? F-16'larla ilgili bir karara varılabildi mi? Türkiye'nin Suriye'nin kuzeyine yapmayı planladığı operasyonla ilgili bir gelişme oldu mu? İkili ilişkiler nasıl ilerleyecek bundan sonra? Tüm bu konulara ilişkin detayları Marmara Üniversitesi öğretim üyesi Profesör Doktor Talip Küçükcan'la konuşacağız. Hocam hoş geldiniz yayınımıza. Teşekkür ediyorum Fatih Bey. Hoş bulduk. Kolay gelsin. Sağ olun hocam. Şimdi bugün Türk medyasında da yabancı medyada da iki günden beri özellikle Amerikan Başkanı ile yapılan Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın görüşmesine dair detaylar paylaşılıyor. Tabii en önemli gündem başlığı PKK'ya yaptığı yardımdı. Sayın Cumhurbaşkanı Roma'daki basın toplantısında da Amerika'nın bu yardımdan vazgeçmesi gerektiğinin altını bir kere daha çizdi. Siz görüşmenin genelini nasıl değerlendiriyorsunuz? Şöyle bir sorumla başlayalım. İki ülke arasında aslında bir kördüm haline dönüşmüş sorunlar var. Bir türlü çözülemiyor. İki ülke de, iki taraf da birbirinin aslında geri adım atmasını istiyor. Türkiye PKK'ya yardımın sonlanmasını istiyor. Amerika Birleşik Devletleri de belki PYD ile Türkiye'nin daha yakın ilişki kurmasını bekliyor. Böyle bir şey mümkün mü? Siz görüşmeden nasıl bir izlenim edindiniz? Fatih Bey hatırlarsanız Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nda iki liderin görüşmesi bekleniyordu ama bu görüşme sağlanmayınca Türk-Amerikan ilişkilerinde bir kopuş olduğu varsayılmıştı. Çünkü Biden'ın işte Sayın Cumhurbaşkanı ile görüşmemesini bu şekilde yorumlayan bazı analistler olmuştu. Bir kere bu yorumların ne kadar yanlış olduğunu görmüş oluyoruz. Yani Amerika Birleşik Devletleri ve Türkiye'nin aslında hem NATO müttefikleri olarak hem de çeşitli alanlardaki işbirlikleri söz konusu olduğunda birbirleriyle derin ve köklü ilişkilerin olduğunu biliyoruz. Bu kaçınılmaz olarak da zaten şu anda kendisini gösteriyor. İkincisi en son bu diplomatlar krizinde de görüldüğü gibi yani diplomasi pek çok meselede aslında alan açıldığı zaman problemlerin giderilmesinde veya en azından tansiyonun düşürülmesinde çok önemli bir rol oynayabilir. Bu da bize şunu gösterdi. Demek ki Türk-Amerikan ilişkileri daha fazla gerginlik istemiyor iki tarafta. Eğer gerginlik istenmiş olsaydı büyükelçilerin persona non grata ilan edilmesi mümkün olabilirdi. Burada hem Türkiye'nin hem de ABD'nin ve diğer müttefiklerin ve ortakların hem bu stratejik anlamda hem de ticari anlamdaki ortakların aslında birbirleriyle ilişkilerini düzeltme çabası içerisinde olduklarını görüyoruz. Bu açıdan bakıldığında ilişkilerin koptuğunu söylemek mümkün değil. Zaten böyle bir şey mümkün mü diye baktığımızda stratejik ortaklıklar ve çeşitli alanlardaki işbirliklerine baktığımızda bu da mümkün görünmüyor. Roma'da bu görüşme gerçekleşmiş oldu biraz gecikmeli de olsa ve orada hatırlarsanız yine 20 dakikalık bir görüşmeden bahsediyordu ama görüşme çok daha uzun sürdü. Bu bize şunu gösteriyor Fatih Bey, demek ki İki ülke arasında birkaç madde değil, aslında sizin de ifade ettiğiniz kör düğüm haline gelme ihtimali olabilen veya işbirliği alanları olabilecek başka maddeler de tek tek masaya yatırıldı ve bu görüşmeler sağlandı. Ancak Sayın Cumhurbaşkanı'nın yaptığı işte basın toplantısında öne çıkardığı mesele sizin de ifade ettiğiniz gibi PYD, PKK'ya olan yardımların sürmesi meselesi. Amerika Birleşik Devletleri'nden bunun mutlaka sonlandırılması gerektiği söylendi. Çünkü bu sonlanmadığı zaman Türkiye'nin kendi güvenliğini sağlamak amacıyla sınır ötesi bir takım operasyonlar yapacağını ifade etti daha önce biliyorsunuz. Yani benim anladığım kadarıyla ve bu konuşmalardan çıkardığım kadarıyla böyle bir konu mutlaka gündeme gelmiş görünüyor. Yani Türkiye'nin ısrarlı olduğu biliyorsunuz birkaç konu var. Bunlardan bir tanesi zaten ulusal güvenliği tehdit açısından söylüyorum. PYD'ye ve YPG'ye yapılan askeri yardımların, istihbarat yardımlarının mutlaka sonlandırılması. Çünkü Türkiye orada bir koridor istemiyor. Diğeri işte Fethullah Gülen'in iade edilmesi meselesi, işte Halk Bankası davası ile ilgili konular. Bütün bunlara bakıldığında aslında öncelikli konu olarak da sizin ifade ettiğiniz PKK, PYD, YPG'ye olan desteğin sonlandırılması. Biden'la görüşmede anlaşılan o ki bu konuda Biden bir söz vermedi. Yani Amerika Birleşik Devletleri'nin
bu gruba yapacağı, bu terör örgütüne yapacağı desteklerin sonlanmayacağına ilişkin bir şey söylemiş olmalı ki Sayın Cumhurbaşkanı açık ve net bir şekilde bunu basın toplantısında gündeme getirerek Amerika Birleşik Devletleri'nin bütün dünya kamuoyunda sorumlu bir aslında mevkiye taşımış oldu. Yani Türkiye yarın bir gün eğer bir operasyon yapacak olursa, sınır ötesi operasyon, bunun aslında baş sorumlulardan bir tanesi ABD. Çünkü ABD bahsettiğimiz gruba, terör örgütüne, ki biliyorsunuz PKK Amerika Birleşik Devletleri'nin terör listesinde zaten var. Terör örgütü olarak geçiyor. Ve PKK'nın hem YPG ile PYD ile olan bağını da Amerika Birleşik Devletleri'nin pek çok yöneticisi şimdiye kadar açıkça ifade etti. Dolayısıyla bu bağ ortadayken, bu açık ve net bir şekilde görülürken, Türkiye'nin kendisinin ulusal güvenliğine yönelik, sınır güvenliğine yönelik tehditler ortadan kaldırmak en doğal hakkı. Bu bütün dünyanın aslında tanıdığı bir hak. Hangi ülke olursa olsun kendi sınır boyunca böyle bir terör koridorunun oluşmasına izin vermez. Türkiye'nin de özellikle hem Irak söz konusu olduğunda hem de Suriye söz konusu olduğunda açık ve net bir şekilde görüyoruz ki bizim sınır güvenliğimiz hemen sınırımızda başlamıyor. Sınırın biraz daha iç taraflarında, daha ötesinde başlıyor. O nedenle Türkiye daha önce yaptığı gibi çok başta, tek başına bu operasyonları yapma gücüne sahip. Tabii burada Türkiye'nin gittikçe kendine artan özgüveni de söz konusu. Bunu da ifade etmekte yarar görüyorum. Daha önce bu tür operasyonlar yapılırken ve terörle mücadele meselesi de gündemde olduğunda hep biliyorsunuz Türkiye teknolojik olarak ve istihbarat olarak dış aktörlere biraz dayanıyordu ve muhtaç oluyordu. Ama bugün artık o döneme kapandığını görüyoruz. Türkiye bu konudaki aslında ben duyuyorum hocam. Türkiye bu konudaki Türkiye bu konudaki kararlılığını tekrar göstermiş oldu. Hocam, normalde aslında G20'nin izin verirseniz şunu sorayım ben. O zaman Amerika Birleşik Devletleri ile biz ne yaşıyoruz? Yani Amerika Birleşik Devletleri anlatıyorsunuz ama yani bu zamana kadar Türkiye bir takım işte güçlenmesinden bahsettiniz, farklı bir açılım yapmasından bahsettiniz Türkiye'nin. Açıklamalara bakıyorum ben, stratejik ortaklıktan bahsediliyor, NATO'dan bahsediliyor vesaire. Fakat özellikle son AK Parti'nin son 10 yılında Amerika ile ilişkiler giderek daha da gerildi. Gittikçe bundan önceki dönemlerde yani nice hükümetler geldi geçti, çok fazla kriz yaşandı belki ama son 10 yılda yaşananlar inanılmaz boyutlara ulaştı. Asıl yaşadığımız şey stratejik bir gerginlik mi, stratejik bir gerilim mi var? İki ülkenin beklentileri birbirinden çok çok farklı mı? Nedir yani? Yani Fatih Bey, bu gerilimden öte bir aslında bir kriz benim gördüğüm kadarıyla. Amerikan ilişkileri tarihsel olarak baktığımızda en aslında kriz noktasında şu anda, en ciddi kriz noktasında. Yani düzey itibariyle baktığımızda kriz alanlarının, işbirliği alanlarının daha fazla olduğunu görüyoruz. Elbette geçmişte de bir takım sizin söylediğiniz gibi gerginlik alanları oluşmuştu ama son yıllara baktığımızda özellikle bu gerginliğinin biraz daha ileri noktaya taşındığını görüyoruz. Özellikle Suriye kriziyle başlayan, Arap Baharı ile başlayan dönemden itibaren Türkiye ile Amerika Birleşik Devletleri arasındaki ilişkilerin NATO çerçevesinde ortaklığımız da olsa, Afganistan'da işbirliğimiz de olsa gittikçe gerildiğini görüyoruz. Ama tabii burada şunu da ifade etmekte yarar var. Bu biraz da Amerikan iç politikasıyla da alakalı. Amerikan dış politika tercihlerinde yaptıkları aslında kararlarla da alakalı. Amerika Birleşik Devletleri biliyorsunuz biraz da Asya Pasifik'e doğru yönelmeye başladı. Yani Orta Doğu merkezli siyaseti biraz daha geri plana itmeye başladı. Bunu ifade etmekte yarar var. Amerikan iç politikasında da kamuoyuna hep şu söylendi biliyorsunuz. Amerika dışarıda çok fazla şimdiye kadar müdahil olarak kaldı. Orada Amerikan askerlerini kaybetti. İşte en sonuncu örneği de Afganistan'da gördük. Ama Amerika Birleşik Devletleri'nin ilginç bir şekilde tabii kendi içerisinde çelişkiler olan bunlar, açıklamalar ve kavramlar. Şunu da söylüyor. Amerika Birleşik Devletleri artık tekrar döndü. Dünya diplomasisine, dünyadaki işte güç dengesini yeniden kurmaya, bu Amerika Birleşik Devletleri Başkanı'nın, Biden'ın seçim kampanyasında da söylediği şeylerden bir tanesiydi. Amerika tekrar dönecek, tekrar eski haline gelecek. Trump biraz daha çünkü içeriye dönük bir politika izliyordu. Ama Amerikan dış politikasında Orta Doğu, Kuzey Afrika ya da bizim içinde bulunduğumuz coğrafya ne kadar önemli rol oynuyor diye baktığımızda aslında ta Obama döneminden itibaren Amerikan dış politikasının biraz daha Asya Pasifik, Hint Pasifik tarafına doğru kaydığını biliyoruz. Bu aslında saklanan bir gerçek değil. O nedenle bu coğrafyadaki, bizim içinde bulunduğumuz coğrafyadaki müttefiklerle olan ilişkilerinde de zaman zaman zayıflıklar olduğunu da görüyoruz. Bir başka şey daha var burada. Evet, burada yaşanan gerçekten çok ciddi bir gerilim, çok ciddi bir kriz ve bunun sebebi de Türkiye değil biliyorsunuz. Yani Amerika Birleşik Devletleri diyor ki işte S-400 aldığınız için bunlar böyle, mutlaka bundan vazgeçmelisiniz diye bir ifadesi var ama S-400 neden alındı, nereden oraya gelindi konusuna baktığınızda bu arka planı hiçbir zaman Amerikan kamuoyuyla da paylaşmıyor.
Halbuki orada açık ve net bir şekilde biliniyor. Türkiye Patriotları almak istedi. Bununla ilgili pazarlıklar ve görüşmeler yapıldı. Türkiye kendi güvenliği açısından ne kadar önemli olduğunu da bunu ifade etti. Ama Amerika Birleşik Devletleri bunu Türkiye'nin istediği şartlarda değil de sadece kendi istediği şartlarda vermeye çalıştı. Ama şunu ifade etmek lazım. Eğer bir alışverişi varsa her iki tarafında taleplerinin kısmen, belki %100 olmaz ama kısmen mutlaka karşılanması gerekirdi. Bu talepler karşılanmayınca Türkiye kendi tercihinde bulundu. Ve bu Amerikan iç politikasında baktığımız zaman şunu da ifade etmekte yarar görüyorum. Tekrar bunun altını çizerek söylüyorum. Amerika Birleşik Devletleri'nin içerisinde de çok farklı gruplar var. Pentagon ayrı bir grup. İçişleri Bakanlığı, Dışişleri Bakanlığı ayrı bir grup. İşte Beyaz Saray ayrı bir grup. Dolayısıyla evet, orada da aslında iç dengelerde bir zaman zaman çatışmalar ve gerilimler söz konusu olabiliyor. Amerikan çıkarlarıyla ilgili her kesim aynı kanaatte değil. Ama şunu da görüyor bütün Amerika aslında. Yani Türkiye gibi bir ülkeden tamamen vazgeçmek de mümkün görünmüyor. İşte Afganistan bunlardan örneğiydi bir tanesi. 20 yıl biliyorsunuz Biden bu konuyu da gündeme getirmişti. Biz orada uzun süre Türkiye ile ittifaklarımız oldu ve bu ittifak Güney Kafkasya'da da devam edebilir gibi bir ifadesi var. Bu aslında Amerika Birleşik Devletleri'nin böyle bir ikircikli bir politika izlediğini veya zihinlerde politika ürettiğini gösteriyor. Amerika net bir yol haritasına sahip değil bu konuda gördüğümüz kadarıyla. Çünkü içeride bahsettiğimiz güç odakları zaman zaman politikayı etkiliyor. Ama Biden'ın bizatihi kendisinin mevcut hükümete ve Sayın Erdoğan'a bakışının da pozitif olmadığını biliyoruz. Yani Türkiye'de bu iktidarın değiştirilmesi için muhalefetle işbirliği yapılması gerektiğini, onlara ciddi destekler verilmesi gerektiğini hep söyledi. O nedenle mevcut iktidarın pozisyonunu daha da güçlendirecek politikalar izleyeceğini varsaymamız kısa dönemde biraz zor görünüyor. Ama uzun vadeye baktığımızda Türkiye-Amerikan ilişkileri bu şekilde devam edebilir mi? Biraz zor görünüyor. Amerika Türkiye'den vazgeçebilir mi? Ya da Türkiye Amerika'dan vazgeçebilir mi? Bunlar da tabii sormamız gereken şeyler. Yani Türkiye Amerika'dan vazgeçmez, etmemelidir tümüyle. Ama bahsettiğimiz konularda da ilişkileri düzeltmeye çalışmalıyız her iki taraftan. Çünkü Amerika Birleşik Devletleri'nin alternatifi Rusya değil. Amerika Birleşik Devletleri'nin alternatifi Çin değil. Nasıl onlarla işte belirli düzeyde ilişkilerimiz varsa Amerika ile de bu ilişkiler devam etmek durumunda. Çünkü NATO zaten hani orada yeniden belki tanımlanıyor misyonu. Ama orada olmak durumunda Türkiye. Ve Türkiye'nin uluslararası işbirliği şimdiye kadar gittikçe biliyorsunuz artarak devam etti. Çeşitlenerek devam etti. Amerika ile de bu ilişkiler devam edecek. Ama ortada bir fark var şimdi geçmişte bugüne baktığımızda. Türkiye artık kendi milli çıkarlarını önceleyen bir dış politika takip ediyor. Bazen bu Amerika'nın hoşnutsuzluğuna da neden olabilir. Amerika'nın meydan okumasına neden olabilir. Ama Türkiye bundan vazgeçecek değil. Ama Amerika'nın kendi iç politikasındaki bu tartışmalarda da tabii Türkiye'nin ciddi bir belki bir kamu diplomasisi yaparak orada da etkili olması gerekir diye düşünüyorum. Bu açılardan bakıldığında yani bu ilişkiler, Türk-Amerikan ilişkilerindeki gerilimler evet bir süre daha devam edecek. Ama bunlar yönetilebilir olması önemli. Yani şu anda Türkiye'de bu ilişkilerin yönetilebilir olduğu kanaatindeyim. Yani bu KATSA mesela yaptırımları biliyorsunuz. Normal evet, şartlar altında Türkiye yapılmaması gereken bir yaptırımdı. Bunların artırılmasıyla ilgili bir takım Amerika Birleşik Devletleri'nde girişimler var. F-16'ların Türkiye'ye verilip verilmemesi konusunda biliyorsunuz gene bir işte kongrede mektup yazıldı Dışişleri Bakanlığı'na. Bununla ilgili gelişmeler var. Bunlar hep tek tek takip edilmesi gerekiyor ama Amerika'daki devlet aklının Türkiye gibi stratejik önemi çok yüksek olan bir ülkeden böyle vazgeçmesi de mümkün değil. Ne kadar Türkiye'yi eleştirdilerse eleştirilsinler. Tıpkı AB gibi. Biliyorsunuz AB'de bütün raporlarında, ilerleme raporlarında Türkiye'yi eleştirir. Ama son nokta ne olur? Gene en kritik konularda liderler zirvesi yapılır. Ve Türkiye ile görüşmeler devam eder. Yani bu ülkeler birbirlerinden kolay kolay vazgeçemezler Fatih Bey. Ve evet, özellikle dediğim gibi yani Türkiye'nin mevcut konumu zaten bunu gösteriyor. Ve Türkiye tabii eski Türkiye değil. Dünyada bunun farkında. Evet hocam, şimdi açıklamalara dikkat çekmek istiyorum ben. Mesela en önemli konulardan bir tanesi F-35 konusu. Türkiye ile Amerika Birleşik Devletleri arasındaki terörle mücadele sonrasındaki başlıklardan bir tanesi bu. Şimdi F-35'ten Türkiye tamamen dışlandı. Bu görüşmede de gündeme gelmediğini görüyoruz mesela ama F-16'larla ilgili bizim bir talebimiz olmuştu ya da onların bir önerisi olmuştu. Orada bir netlik kazanmadı. Siz bu görüşmeden sonra F-16'larla ilgili bir sıkıntı yaşanacağını düşünüyor musunuz? Bir adım gelebilir mi? Sayın Cumhurbaşkanı Biden'ı olumlu bulduğunu söyledi ama sizin görüşünüz nedir? Yani biliyorsunuz F-16'larla ilgili aslında gelişmenin kaynağı Amerika Birleşik Devletleri. Yani aslında oradan geliyor bu teklif. Yani Türkiye'ye yeni F-16'lar verebileceği ya da mevcut olanların işte elden geçirilebileceği ile ilgili ve Türkiye bu müracaatını yapıyor.
Dolayısıyla aslında bu talep Amerika Birleşik Devletleri'nden geldiği için karşılanması daha kolay. Ancak son işte gelişmelere baktığımızda bazı kongre üyelerinin mektuplarını gördük. Türkiye'ye F-16 vermemesi gerektiğine ilişkin. Dolayısıyla burada Biden'ın da yaptığı bir açıklama var. Biden'ın tarafından gelen mesajda da F-16 meselesinde eğer Biden kendisi güçlü bir şekilde irade beyan etmeyecek olursa kongredeki belki kararı bekleyecek. Yani kongrede bir engelleme olma ihtimali olabilir mi? Olabilir. Çünkü F-16'nın Türkiye'ye verilmesi demek aslında Amerika Birleşik Devletleri ile krizlerde yeni bir aslında çözüm aşamasına gelindiğini gösteren bir şey. Bir adımdır bu. Bunu ifade etmek lazım. Bir güven adımıdır bu. Ama bu aynı zamanda Türkiye'deki mevcut hükümetin de güçlenmesi anlamına gelir. Bunu kongrede istemeyen belirli bir ekip var, bir kesim var. Bunu görmek lazım. Ama tabii ilişkilerin de bir noktadan itibaren tamamen kopmaması için tamir edilmesi gerekiyor. F-16 onlardan bir tanesi. F-35'e Türkiye'nin geri dönmesi yakın zamanda zor gibi görünüyor. Ama zaten önceliği Türkiye'nin biliyorsunuz oraya yatırılan 1.4 milyar doların tekrar iade edilmesiydi. Evet. Bu da büyük ihtimalle F-16 kanalıyla gerçekleşecektir diye düşünüyorum. Ama Türkiye'de bir Amerikan karşıtlığı var. Bunu görmemiz lazım. Ve bu Amerikan karşıtlığının ortadan kaldırılması için de bütün kesimlerle Türkiye'nin sahada bir pres yapması gerekiyor. Hocam bir de Amerikan tarafından yapılan açıklamada birkaç başlık vardı. S-400 konusunu mesela onlar hatırlattılar. Onun dışında hukukun üstünlüğü, güçlü demokratik kurumların varlığı ve insan hakları ve bireysel özgürlükler gibi bir takım konu başlıkları da oldu Beyaz Saray'dan yapılan açıklamada. Şimdi Osman Kavala üzerinden yaşanan büyükelçiler krizini siz yayına başlarken hatırlattınız. Bu vurgular, işte hukukun üstünlüğü, insan hakları, bireysel özgürlükler konularının gündeme gelmiş olmasını da dikkate alarak Osman Kavala ile ilgili şunu sormak istiyorum. 26 Kasım'da duruşması var bu ayın sonuna doğru. Bu alanda bir farklı karar bekliyor musunuz ve bu vurgular dikkat çeker mi ikili ilişkiler açısından? Yani Türk yargı sisteminin elbette bu tür dışarıdan gelecek müdahalelere kapalı olması gerekir diye düşünüyorum ben. Verilecek kararın Amerika'nın baskısı ya da AB'nin baskısıyla olmayacağını ve yargıçların kendi hür iradeleriyle verilecekleri bir karar olduğunu düşünüyorum ben. Karar hangi yönde çıkar onu tabii tahmin etmemiz şu anda mümkün değil. O karar tamamen bağımsız yargının işi. Fakat Amerika Birleşik Devletleri'nin zaman zaman böyle bir demokrasi promosyonuna girmesi, bazı ülkelerde sessiz kalması bu konudaki inandırıcılığını ve samimiyetini zaten sorgulamamıza neden oluyor. Evet. Mesela işte Mısır'da darbe olmuş. Mısır'daki darbecilere kırmızı halı sarayan ülkelerden bir tanesi biliyorsunuz. Açık, net. Bunlar bilinen şeyler. Ve İsrail bugün dünyanın en fazla insan hakları ihlallerini yapan, bütün işte Filistin topraklarını işgal etmiş. Hala Kudüs'te biliyorsunuz evlerinden zorla çıkarıyor. Bir tane Amerika Birleşik Devletleri'nin ne kongre üyelerinin ne de yöneticilerinin insan hakları ile ilgili konuyu gündeme getirdiğini görmüyoruz. Dolayısıyla Amerika Birleşik Devletleri'nin bu tür ifadeleri artık samimiyetten uzak ve inandırıcılıktan da uzak, etkisi de olmayan ifadeler. Bunu AB de çok denedi biliyorsunuz. Ve eğer hani bu konularda çifte standartlar olmamış olsa, kendi ülkelerinde de veya işte yakın çalıştıkları ülkelerde de bu konuları gündeme getirseler o zaman bu söylediklerini biraz daha rasyonel bir çerçevede tartışmak, ele almak, efendim işte bunlar bizim müttefikimizdir, zaman zaman böyle uyarıları oluyor, bunları dikkate alın demek mümkün olabilirdi. Ben size bir örnek vereyim sadece. Amerika Birleşik Devletleri biliyorsunuz Guantanamo'da onlarca kişiyi tutuyor. Evet. Bir tanesi bunlardan geçenlerde serbest bırakıldı. Kaç sene kaldı biliyor musunuz Fatih Bey? Tam 19 yıl kaldı. Peki yargılandı mı Fatih Bey? Yargılanmadı. Hakkında bir iddianame ortaya konuldu mu Fatih Bey? Konulmadı. Tamam. Yani Amerika Birleşik Devletleri kendine bakması lazım. 19 yıl hiçbir şekilde suçlayamadığınız, mahkeme önüne çıkaramadığınız, bir delil bulamadığınız bir insanı Guantanamo'da tutuyorsunuz. Uluslararası hukukun tamamen zıttına bu. Ondan sonra da Türkiye ile ilgili insan hakları vurgusu yapılıyor. Yani bunlar çok inandırıcı olan şeyler değil. Amerika Birleşik Devletleri bu insan hakları söylemini ne yazık ki içini boşaltarak zaman zaman bir sopa olarak göstermeye çalışıyor. Bu da bu tür kavramlar olan inancı da zayıflatıyor. Amerika Birleşik Devletleri'nin bu konudaki tutarsızlığı açık, net bir şekilde aslında görülüyor. Ben o nedenle yargıçlarımızın, mahkemelerimizin bu konularda bağımsız karar vereceğine inanıyorum. Karar ne çıkarsa çıksın elbette ki Türk kamuoyu bunu saygıyla karşılayacaktır. Hocam bir de en önemli başlıklardan bir tanesi yine basın toplantısında Cumhurbaşkanı da değindi. Artık yani Suriye'ye operasyon ihtimali. Gitmeden önce de burada yaptığı açıklamada artık bıçak kemiğe dayandı ifadelerini kullanmıştı. Siz bu görüşmeden sonra Türkiye'nin Suriye'nin kuzeyine bir operasyon yapacağını düşünüyor musunuz? Bu görüşme onu güçlendirdi mi? Bu ihtimali güçlendirdi mi? Sonrasında farklı gelişmeler olabilir mi? Biliyorsunuz Suriye'ye operasyon meselesi çok basit bir mesele değil. Yani bunu hem askeri yönünü hem ekonomik yönünü hem de siyasi yönünü mutlaka iyi değerlendirmek gerekiyor.
istihbarat yönünde. Tabii orada sadece Amerika Birleşik Devletleri'yle değil, aynı zamanda muhataplardan bir tanesinde Rusya olduğunu unutmamamız lazım. Dolayısıyla bu denklemi gözeterek Türkiye orada bir aksiyon alabilir, bir işte adım atabilir. Ama şunu görüyoruz, Sayın Cumhurbaşkanı'nın basın toplantısında PYD ve YPG'ye Amerika Birleşik Devletleri'nin desteğini sürdüğünü ve bunu durdurması gerektiğini söylemesi aslında bir işaret olarak algılanabilir. Yani operasyon anlamında. Eğer siz bu konularla ilgili bir adım atmazsanız, Türkiye o zaman kendi güvenliğini sağlamak için mutlaka adım atar anlamına gelen bir söylem benim gördüğüm kadarıyla. Ama diğer taraftan mutlaka Türkiye'nin Rusya'yı da denkleme içerisine alarak bu görüşmeleri yaptığını düşünüyorum. Eğer Türkiye uygun bir ortam olduğunu düşünecek olursa, zaten uluslararası hukuk Türkiye'nin kendi güvenliğini sağlamasına imkanı tanıyor. Orada bir problem görmüyoruz biz en azından. Geçmişten de, bugün de gördüğümüz kadarıyla. Yani Türkiye kendi güvenliğini sağlamak için bence her türlü adım atacaktır. Hatta zaman zaman biliyorsunuz Türkiye'nin kendi içerisinde hükümet eleştirenler bile var. Neden şimdiye kadar bu operasyonlar yapılmadı? Neden bir operasyon daha yapılıp işte güvenlik kuşağımız sınırımızın daha ötesinde kurulmadı diye hükümet bunları da aslında gündeme alıyor bence. Ve bu çok daha haksız bir eleştiri değil. Yani çünkü bu bahsettiğimiz eğer risk ortadan kaldırılmazsa daha da derinleşecek, daha da büyüyecek, daha da geniş belki bir alana yayılacak. O nedenle bu ne kadar kısa bir süre içerisinde ortadan kaldırırsa bu risk, o zaman Türkiye kendi güvenliğini daha da sağlam almış olacaktır diye düşünüyorum Fatih Bey. Hocam belki sizin alanınız değil ama yine tartışıldığı için sormak istiyorum. Geçen hafta tezkere tartışması vardı. Burada Atatürk'ün de söylediği bir ifade var. Aslında dışarıya, içerideki tehditler daha önemli. İç güvenliğinizi ve iç bütünlüğünüzü sağlamanız gerekir öncelikle. Dışarıya güçlü durabilmeniz için şeklinde bir uyarısı var. Mealen söylüyorum. Bir söylemi vardı Atatürk'ün de. Şimdi buraya bakıldığında bugüne kadar tezkereye evet oyu veren Cumhuriyet Halk Partisi'nin bu sefer Suriye-Irak tezkeresine hayır oyu kullandığını gördük HDP ile beraber. Bu Türkiye'nin elini de zayıflatan bir unsur olabilir mi? Elbette şimdiye kadar terörle mücadele konusunda bir konsensüs vardı. Yani özellikle meclisten geçen bu tezkerelerde ve diğer kanunlarda bütün partiler bir araya gelirdi. HDP hariç. Bu tabii Türkiye'deki hem de dünyaya verdiğimiz imaj da bu anlamda önemliydi. Yani demek ki Türkiye bu konuda içeride çok bir dayanışma var, konsensüs var. Bunu meşru olarak görüyor bütün parlamentoda. Ama şu anda bu kırılmış görünüyor ve tabii Cumhuriyet Halk Partisi'nin gerekçelerine baktığımızda bunu inandırıcı da olmaktan ben şahsen uzak buluyorum. Söyledikleri bir şey var, diyorlar ki bunun süresi uzun. Diğerleri gibi belki süresi kısa olsaydı kabul edeceğiz anlamına da geliyor. Ama bunun süresi uzun. Halbuki oradaki tehdit ve tehlike bir yıllık bir tehdit, tehlike değil biliyorsunuz. Bu son derece Türkiye 82'den itibaren terörle mücadele eden bir ülke olduğu için ve bu bahsettiğimiz mesele 2010'dan beri var orada. Zaten evet. Son 10 yıldır zaten var. Bundan sonraki 10 yılda olacak zaten o tehditler. Dolayısıyla bu muhalefetin tutumunun anlaşılır bulmak zor. Yani Türkiye'nin gerçekten de uluslararası toplumda elini zayıflatan bir aslında davranış biçimi oldu. Ama bütün bunlara rağmen tabii orada meclisten bu kadar çıkmış olması önemli. Bu iradenin ortaya konulmuş olması önemli. Türkiye şu anda işte meclisten geçen bu kararla beraber tekrar bahsettiğiniz operasyonları yapabilecek yasal zemine de ulaşmış oldu. Tabii burada şunu da görmek lazım. Yani evet. Biliyorsunuz Cumhuriyet Halk Partisi ve İyi Parti HDP ile üstü kapalı bir ilişki içerisinde. Bunu açıkça söylememekle beraber. Dolayısıyla yani o kesimi de küstürmemek adına veya işte ürkütmemek adına önümüzdeki işte gelen seçimlerde bu dirsek teması sürdürmek adına da böyle bir karara imza atmış olabilirler. Hocam artık süremizin sonuna geldik ama özetle birkaç cümlenizi rica edeceğim. Görüşme iki ülke arasındaki tansiyonu gerginlik bekleyenleri hayal kırıklığına uğrattı diyebilir miyiz? Son birkaç cümle. Bu görüşmenin bizatihi tabii ki Amerika Birleşik Devletleri ile Türkiye arasındaki görüşmenin vuku bulmuş olması kendi başına önemli. Bunu ifade etmekte yarar var. Çünkü Biden'ın daha önceki toplantıda Birleşmiş Milletler'de Cumhurbaşkanımızla görüşmemesi bakın işte ciddiye alınmıyor şeklinde yorumlanmıştı. Hatta çoğuna göre biliyorsunuz bu görüşme Roma'da da gerçekleşmeyip Glasgow'a kalacaktı. Ama bu görüşmenin bizatihi olmuş olması bence önemli bir gelişme. Konuşulduğu, tartışıldığı, pozisyonları bir daha netleştirilmiş oldu. Bu aslında Türkiye'nin daha hızlı bir bazı konularda karar vermesini sağlayacaktır. Yani Türkiye böylece oyalanmamış olacak. Herkes net bir şekilde pozisyonlarını ifade etmiş oldu. Türkiye de kendi yoluna bakmaya devam edecektir. Ama şunu tekrar gördük. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı'nın açıklamasında net var bu. Amerika Birleşik Devletleri Türkiye'den vazgeçmiyor. Ama kendince işte bir takım ön şartlar ortaya sürüyor. Ama bu ön şartların her zaman Türkiye tarafından kabul edilmesi de mümkün görünmüyor. Ben bu o nedenle diplomasiyi her zaman önemsiyorum. Her zaman istediğimiz netlikte ve hızda sonuç alamayabiliriz. Ama bu kapıların açık olması, liderlerin birbirleriyle temas halinde olması son derece başarılı bir diplomasi hareketi olarak yorumlanmalı.
Hocam çok teşekkür ediyoruz değerli paylaşımlarınız için. Size iyi bir gün diliyorum. Teşekkür ederim. İyi yayınlar Fatih Bey. Çok teşekkürler. Amerika Birleşik Devletleri Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Amerikan Cumhurbaşkanı Biden'la yapılan görüşmenin detaylarını Marmara Üniversitesi Öğretim Üyesi Profesör Doktor Talip Küçükcan'la konuştuk. Bu görüşmenin yapılıyor olmasının tek başına önemsenmesi gerektiğini ve iki ülkenin ilişkilerinin asla kopmayacağının bir göstergesi olduğunun altını çizdi Talip Küçükcan. Bu tespitleri de son derece önemliydi. Efendim Ankara Masası'ndan bugünkü konumuz şimdilik bununla sınırlı. Bugünkü yayınımızı burada noktalıyoruz. Bir sonraki yayında tekrar görüşmek üzere. Hoşçakalın.